Çeşme'deki Selatin, yani Osmanlı sultanlarının yaptırdığı camiler çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Eski cami kentte Selimiye kadar ilgi gören bir diğer cami. Kabe'den getirilen Rüknü Yemani taşının yer aldığı camide kılıçla hutbe geleneği yaşatılmaya devam ediliyor. 9 kubbesiyle eski cami, Edirne'deki ilk ulu cami. Ramazan süresince ziyaretçi akınına uğrayan mekanların başında geliyor. Camiyi ilgi odağı yapan unsurlardan biri Rüknü Yemani taşı. Kabe'de bulunan Rüknü Yemani taşından bir parça da Edirne'deki eski camide bulunuyor. Caminin mihrabının hemen sağında yer alan Rüknü Yemani taşı özellikle Ramazan ayında ziyaretçileri kendisine çekiyor. Fetret döneminde Süleyman Çelebi tarafından başlatan bu camimizde o dönem hac ya da umre ibadetini yaparken Kabe'den kopan, o Rüknü Yemani köşesinden kopan taş parçasının getirilip burada sergilenmesi. Yani tarihi kitaplarda aynı bu şekilde yazmaktadır. 1403'te inşasına başlanan eski cami 1414'te tamamlandı. Şehrin ilk ulu camisine fethin sembolü olarak sancak asıldı. Protokol törenleri burada yapıldı. Bir Osmanlı geleneği olan cuma hutbelerinin kılıçla okunması geleneği de bu camide hala yaşatılıyor. Edirne'mizin bu güzide camisi, Ulu Cami, aynı zamanda Seyri Sefer camisidir. Balkanlara ve Anadolu'ya çıkılan bütün seferlere bu camimizi tekbirlerle, dualarla, kılıçla kuşanarak bu camiden çıkılmıştır. Eski camide Hacı Bayram Veli'nin vaaz verdiği kürsü ise ona duyulan saygıdan ötürü kullanılmıyor. Bursa'da